tatlı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da, ne kadar, ne kadar da, ne kadar. Ne kadar da değişik bir o kadar ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler. Hayatın olmuş işler güçler. Davacı Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in söylediklerini duydunuz. Savcının iddianamesi de önümde duruyor. Bunca şeye rağmen hala söyleyecek bir çift sözünüz, bu insanlara karşı bakacak yüzünüz ve laf edecek gözünüz varsa buyurun sizi dinliyoruz. Sayın İtalyan aygırı Mr. Sylvester Stallone. Ben hala olayın şokundayım Hakim Bey. Jean-Claude Van Damme'la birlikte Beylikdüzü'ne ev bakmaya geldiydik. Çok ucuz dedi, kalktım geldim. O sırada yakaladılar. Bu çocukların kariyerleri, onlarca çalışanın ekmeği, çocukluğumuzun hayalleriyle oynadığın doğru mu değil mi? Yalan mı, gerçek mi, kel mi? Hakim Bey, mümkün değil. Ben bunları yapamam. İtiraf ediyorum Hakim Bey. İtiraf mı? Çok ilginç. Buyurun, dinliyorum. Bütün Rambo'ları seyrettim. Bugün yayınlasınlar, gene seyrettim. Allah lütfen. Duydunuz Hakim Bey. Bunda benim suçum ne ki şimdi? Sus rezil. Cehennem melekleri ikiyi çekmişsin zaten. Duymadık zannetme. Doymadın tabii. Vur diye, kır diye, karıya, kıza, aksiyona. Çek. Onu da çek. Onu da yayınlasın Star TV. Bizim belgeseli yayınlamasın zaten. Otur. Tabii tabii. Hepsini yayınlasınlar. Taş yiyelim değil mi biz eve gidince? Yastık yorganı kemirelim. Hakim Bey. Yaptık reklamını. Geçen hafta reytingde geçti bizi. Bunu kasları da hep sahte zaten. Hep iğne vurduruyor. Bu da kayıtlara girsin lütfen. Sayın hakim, şimdi bu arkadaşın Hollywood'a gelip ünlü olmadan önce çektiği filmler var benim elimde. Bunlar İtalya'da çekilmiş efendim. Belki delil olarak kullanabilirsiniz. Yalnız filmleri yalnız izleyin. Bir de zaman zaman takılıyor CD. Bambuğun üstüne böyle azıcık kolonya sıkın. Böyle bir ovalayın onu, o akar gider. Çoluk çocuğumuza kötü örnek oluyor Hakim Bey. Ya benim hala Rambo 3'ün seslendirilmesinden alacağım var. Kimden tahsil edeceğiz bu parayı? Tam 3 karakter konuştum. Size zaten bildiğiniz birkaç şey söyleyeyim çocuklar. Dünya sadece gökkuşakları ve gün doğumlarından ibaret bir yer değil. Çok acımasız, çok kötü bir yer. Ne kadar güçlü olduğunuz zerre önemli değil. Eğer izin verirseniz sizi tek yumrukta yere serer ve üzerinize çullanır. Sizi geçtim, ben bile hayat kadar sert vuramam. Önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğiniz değil, ne kadar güçlü darbe alırsanız alın, hemen ayağa kalkıp yola devam edebilmek. İşte kazanmak böyle bir şey. Millete senin yüzünden böyle oldum, bu durumlara senin yüzünden düştüm diye mızmızlanmak korkakların işidir. Siz bundan daha iyisiniz. Ya ezbere konuşuyorsun. Rocky 6 değil mi bu ya? Dayıcığım ben o filmi izledim. Zerre etkilendiysem terbiyesiz evladıyım bak. Benim tüylerde de bir hareket olmadı. Sylvester, orijinali daha iyi. Sen eğer İtalyan aygırıysan ben de Denizli Orozu'yum. Bunu unutma. Anladın? Kararımı açıklamadan önce a little, kısa bir ara veriyorum. Lavaboya gidip düşüneceğim. Gerçi ben kararımı verdim. Kovdum bunları. Ama olsun. Adalet yerini bulsun. Ayağa kalkın. Hakim gidiyor. İşten çıkarmışlar sizi. Belgeseli başkası sunacakmış. Bana ne zaman söyleyecektin? Bunun için mi çağırdın beni ya? Ben de... Yarın sabah saat 8'de ayılmış ve kendine çeki düzen vermiş biçimde yapımla toplantıda istiyorum seni. Şu haline bak sabah sabah. Hepsi senin yüzünden.
Daha iyi bir menajerim olsaydı şimdi bambaşka yerlerdeydim. Artık kıçı kırık belgesellerden bile kovuluyorum. Yeni nesil beni tanımıyor. Hepsi senin yüzünden. Ulan sana 50 tane rol getirdim. Hiçbirini beğenmeyip kasten belalı işleri kabul eden sensin. Ben seni idare etmek zorunda mıyım lan? Ben Gazi gibi işler istiyorum Melek. Orta karar olmasın. Gazi gibi olsun, en iyisi olsun. Bir iş geldi. Timur'un işi. Seni sordular. Vallahi mı? Neymiş? Dizinin adı Gazi Kalbimde Yaradır. İnanır mısın senden daha iyi isim akıllarına gelmemiş. Ahmet, paran bitiyor. Daha da önemlisi ünün bitiyor. Yüzün unutuluyor artık. Seni önerdiğim yapımcılar ismini bile tanımıyorlar. Gazi 19 bölüm sürdü ve bitti. Arkanda bırak Ahmet. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Sensiz de bir şey yapamıyorum. Ne kadar da perişan ki o kadar artsız. Hayatın olmuş işler güzel. Sadece bir iki kelime et yüzümüze bak oğlum. Gel bak. Düğün resimlerimize bakalım burada, ha? Sünnet düğününde ağlanır mı oğlum? Millet sünnet çocuğuna bir şey oldu sandı. Hay bir şey değil, ailesi de işkillendi. Oğlanın ki bizimkinin pilavına denk gelmiş, kafası ona bozuk dedim de idare ettim. Sakın siz de öyle söyleyin sorarlarsa. Hay ben gidiyorum, enişteniz zaten kızgın. Bekletmeyin. Onlar bizim düğüne gelmemişti de ondan. Laf edip duruyor. Kız sen okula gitmiyor musun? Ne bu kılık? Sade'nin başını bekleyeceğim. Bir şey yapmasın kendine. Yapar mı kız? Yapar mı yapar. Dün gece tekrar memur olacağım diye sayıklayıp ağladı rüyasında. Sabaha kadar buyurun yardımcı olayım deyip deyip durdu. Gece Sade uyuyana kadar sen de uyuma o zaman. O uyuduktan sonra da uyumuyor ki. Ben böyle horlama görmedim duymadım Zeynep. Düşün bizim evden duyuluyor. Ya ırsi bizim. Burnumuzda et var ya ondan. Enişten bilerek yapıyor diye tutturdu. Ha, yok artık. Neyse, hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Enişteni daha fazla bekletmeyeyim. Kapıya kadar geçireyim seni falan. Mesleğinizin incelikleri neler? Sabahları kalkıp erken, yani temizlik yapmak, vaskatlamak, yaşanlamak. Yani severek yapıyorum. Ulan haliniz itten beter, keyfiniz paşada yok ha. Bu televizyon ne lan? He's waiting for you at the end of the mission. Run Maxi, run! Saadet'in işe geri dönmesi mümkün değil mi? Yapabileceğim bir şey yok mu? Gelelim ziyaretimin sebebine. Bitir kahveni canım. Öyle konuşuyoruz. Yok yok, gelelim ziyaretin sebebine Tülay. Allah aşkına ya. Arkadaşlardan rica ettim üstüme bir şeyler giyeyim abicim dedim. Olmaz dediler. Kaptılar buraya getirdiler ya. Bir de bu arkadaşlar kim? Ayrıca bunlar niye şurada değil de burada duruyorlar? Emniyet Muratçım. Emniyet. Faruk, Ahmet. Şirketimiz çok şey borçludur onlara. Teşekkürler arkadaşlar. Siz çıkabilirsiniz. Bana canım. Bana ver. En meşhur, en sevilen Antakya yemeklerinden enfes... Aa, başlamış bile. Peki neden bu meslek? Ben çocukken babam hiç bana oyuncak araba almadı. Oyuncak araba zaten nedir ki? Ama Murat, almadı. Siz değilsiniz bunlar. Başkaları sunuyor meslek hikayelerini. Biz değiliz. Evet. Bu meslekte olmamış olsaydınız hangi mesleği yapardınız beyefendi? Mesela kamyon şoförü yapardınız. Murat, bak bak. Sana uzun bir yol çıkmış. Falında uzun ince bir yol var. Hatta bak, Tokat burası. İyi kazandırıyor mu peki bu meslek size? Bana göre, kendime göre iyi kazandırıyor. Sen üç vakte kadar köyüne geri dönüyorsun Murat, temelli. Tülay, bizi birkaç gün önce... Aa, dur dur. Bak bak, burada uzunca bir kadın var. Şöyle güzelce. Sana yardım etmek istiyor bu kadın. Böyle elinden tutup yol göstermek istiyor. Bu kadının sözünü dinlersen Murat, bayramdan bayrama Tokat'a ananın babanın elini öpmeye gidersin. Yoksa oraya yerleşip ayvaz suyu işine gireceksin. Tülay, bizi işten çıkarttılar. Beş kişiydiler. Biliyorum Murat, kovulmuşsunuz. Peki bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun ha canım? Söyleyecektim de yani
ona biz şey demeyelim, kovulmak demeyelim. Daha işten çıkarttılar. Yarın yapımcıyla görüşeceğiz. Saat 8'de. Eşek sütü işine mi girsen ben ya? Bak Avrupa'da sütün litresi 50 euro. Amerika'da peynirinin kilosu 1000 dolar. Eşeği sana gönüp mal edene kadar 2 lira. 30 tane dişi eşek, 2 tane de mızlık, 8 tane spa. Olay bu. Gelmeden önce üzerine çeki düzen ver. Böyle çıkmayacaksın değil mi adamın karşısına? Tamam Tülay. Harikayım Aşkın Hanım. Bombe gibiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyi olmaya çalışıyorum. Ben de çok iyiyim. Zımba gibiyim maşallah. Yapımcı gelmeyecek mi? Bu aralar çok yoğun, katılamayacak. Zor tabii o kadar alacaklıdan kaçmak. Murat Bey iyi bilir. Mirkelam gibi bir gecede şöhret oldum ama işte nankör meslek. Şöhreti de kaldıramadım. Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden işinizden oldunuz. Abicim sen sıkma bu kadar kendini. Hallolur ya. Peki meslek hikayelerinin efsanevi ilk bölümünü izlediniz mi Ahmet Kural? Yo, dün müydü o? Farkında değilim Murat Cemcir. 10 yıl sonra ya bir Bayhan vardı, Semra Hanım vardı, Caner vardı. Bir de Sadi Celil Cengiz diye biri vardı. Ne yapıyordur bunlar acaba şimdi diyecekler muhabbet bittiğinde. Kaçıncı oldu peki program? Ben bakamadım reyting sıralamasına Ahmet Kural. Konuyu değiştirmesek. Hakikaten kaçıncı oldu ya Murat Bey? Bak şimdi merak ettim ben. Aşkın Hanım siz biliyor musunuz? 20. olduk. Oha iyiymiş Ahmet Kural. Yuh süpermiş Murat Cemcir. Biz de çok memnunuz. Güzel övgüler alıyoruz. Haftaya daha da yükseleceğinden eminiz. İlk bölümün günahı olmaz. Of, of. Sade abi, şimdi işten çıktınız diye öyle kapıların kapandığını falan düşünme sakın. Sağ olasın Vedat, bir tanesin. Yani bizim yapım olarak Zehra'ya her zaman kapımız açık abi. Vedat Bey şimdi konumuzda ne alakası var bunun? Vedat kardeşim, Vedat Bey kardeşim. Hayır, ben bilinsin diye söylüyorum Ahmet Bey abicim. Nasıl abi Zehra, neler yapıyor ya? Ne bileyim ben ya, öğrenci işte. Ders çalışıyor, okula gidiyor falan. Tabii Sultan II. Murat'ın eşleri de vardı. Balkan ülkelerinden ve çeşitli beyliklerden. Kızım uyuyor mu? Böyle horlama olmaz. Bilerek yapıyordur. Adı ne bunun? Zehra Hoca. Zehra! Kızım beşik mi salladın dün gece? Yok ya, sabaha kadar televizyon seyrettim. Niye geliyorsun o zaman okula? İşte İstanbul'da yaşamak. Üniversite hayatı. En kötü bir de diploma var tabii. Ders dinlemeden nasıl alacaksın o diplomayı? Madem ders dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun, say o zaman ikinci Murat'ın eşlerini de arkadaşların da öğrensin. Şimdi Alime Hatun Dulkadiroğulları'ndan, Yeni Hatun Amasyalı Mahmut Bey'den, Huma Hatun Fatih'in annesi oluyor zaten. Hatice Halime Hatun Candaroğulları'ndan, Mara Hatun da Sırbistanlı bir despottan mıydı? Öyle bir şeydi, o kadar. Evet, devam edelim o zaman. Sıkıntı yoksa ben de devam ediyorum. Halime Hatun. Arkadaşlar, bölüyorum ama sözleşmedeki fesih bedeli bölümüne bakarsak eğer 13 bölümün parası ödenir yazıyor. Biz bu miktarı 7 bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız Aşkın Hanım, taraflar fesih üzerinde anlaştığı takdirde 13 bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz, bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa, alt taraflara bakarsanız. Kız, Onur Böcekli pastalar var. Böyle resmini yolluyorsun, aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben Kayu'da yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen. Hangi gayrimenkulü baz aldığınızı gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz. Ya bizimki Kayu mayu bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civarı. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Küçük puntoları okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü Aşkın Hanım. Aramen hayatım ya, istersen ev yaptır, bahçesine havuz falan koydur. O derece iyiler işlerinde. Oğlum ne diyor lan bunlar? Dolar diyorlar oğlum, 200 bin dolar. Havuz diyorlar, ev diyorlar. Dolar anam, yeşil yeşil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya.
Benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Salih Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Ya ablalar şuna bir baksanıza ya. Ha, bir şey çıkarma. Bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. Bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor. Canım o numarayı bana versene. Çıkışta ben ararım onu. Alo Salih abi. Ben Ahmet Kural kardeşim. Ne haber abi? La oğlum ne Salih? La ananı babanı arasana. Müjdeli haberlerimizi versene. Ya oğlum nereden getiriyor bilmiyorum ama bu adamda acayip ***ler var lan. Salih abi, akşama kutlama yapacağız. Ha, bir iki kişiye bir şeyler ayarlayabilir misin abim? Fıtı 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 fıtı. Ya Ahmet'im ayarlarız koçum da. Ne olduysa, nasıl olduysa kilo almam durdu benim ya. Sürekli kilo kaybediyorum. Kan kaybediyor gibiyim lan. Canım çok acıyor. Acaba ben hasta mıyım nedir? Yiyorum yiyorum kilo alamıyorum lan. E abicim kötü bir şey mi bu? 4 kilo kala sabitlendim lan. Acaba ideal kiloma mı ulaştım? Vücudum mu oturdu lan? Abi sen böyle de güzelsin de lan. De Ahmet, biz seni böyle seviyoruz de. Murat abini görüyorsun değil mi Vedat? Para işte. Varlığı da bozuyor adamın yokluğu da. Sadece kusura bakma şu an o kadar çok mutluyum ki senin acını paylaşamayacağım Vedat. Dolar kaç para oldu lan? Düştü abi bu aralar. Sabah 1.800'du. Ben değil oğlum. Sadece abine anlat. Ondan ben de 200 bin tane var lan. İnmez çıkmış bağ koymaz ki. Olmuyor dertler seni. Oğlum bir susun lan adamı duyamıyorum. Bak Ahmetciğim eğer kilo alamazsam Salih abine dahili numarayı bilmiyorsan ulaşamayacaksın biliyorsun değil mi? Ayrıca bunun sporu var, içtiması var. Dahili numarayı bilsen bile ulaşamayabilirsin bana ha. Salih abi sen kardeşini tanıyamamışsın ya. Sen şişeleri hallet top bende. Hadi. Evet arkadaşlar yapımcımız da. Bir dur aşkım bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey. Yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. 13 bölümü doldururlar. Ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık. Makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Ama bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün. Tamam o zaman. Çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen. Emergency aşkım. Emergency. Vedat. Zehra senin işini hallettim. Rahat ol. Görüşelim anlatırım. Ha? Tabii tabii. Bitti kariyerim. Resmen bitti. Ahmet. Bu var ya bu. Yazılı tebligatı var ya sırf kağıt masrafı çıkmasın diye göndermemiştir. Hımbıl. Canım ben seni eve bırakayım mı? Ha, bari bir işe yarayayım diyorsun değil mi Tülay? Olmaz ben kendim giderim. Ne demişler? Her işte bir hayır vardır. Salih. Ah abi meslekler. Ben size şöyle adreslerim. Ben de o filmin ikincisini çekeyim. Şuradan adı almazsam şerefsizim. Hangisini lan? Kumburgaz adı yok mu şu? Sanki CIA'nin özel ofisi ya. Bu güvenlik kamerası ne ya? Ben ne izliyorum bunu? Benim işim gücüm var kardeşim. Kim ne yapacaksa buraya? Neredeler? Neredeler? Çabuk! Hemen düşünmeden cevap ver. Nerede oturuyor bu çocuklar? Kimler efendim? Adlarını bile bilmiyorum. Meslek hikayeleri, meslek hikayeleri sunan Şehrimin Devlet Konservatuarı oyunculuk anabilim danını kazanmış kayıt sırası bekleyen Kutup Özler. Neredeler? Çabuk cevap ver. He, onlar mı? Onlar mutfakta yemek yiyorlardı. Bir şeyler hazırlamışlar kendilerine. Mutfakta mı? Resmen eve çörüklenmiş adamlar. Mutfakta yemek yapıyorlar. Banyoda yıkanıyorlar, tuvaleti kullanıyorlar. Ev lan burası, ev! Onların kafasını böyle çevire çevire çıkaracaksın. Birden çekip alırsan olmaz. Kafa içeride kalır, zehirler adamı. Kene bunlar, kene. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Rip Sopalamus, Sanguianeus bunlar. Efendim iyi misiniz? Değilim Aykut, değilim. Ben çok çaresizsem Latince konuşurum. Veni vidi vici, bir an önce bitirmeli bu işi. Ya bu kenelerin sözleşmeleri varsa? Ya bu kenelerin sözleşmesinde 200 bin dolar tazminat varsa?
Ya efendin yağmurdan kaçarken doluya tutulursa 200 bin dolar ne lan? Süzgece denirim aykut, biterim vallahi. Hep o aşkının yüzünden kevgire çevirdi beni. Kevgire çevirdin beni aşkın, kevgire. Fıtı fıtı fıtı. Evlatlarım, yiyin evlatlarım yiyin. Alın bunu da yiyin, hepsini yiyin. Yiyin evlatlarım yiyin, afiyet olsun. Şehreminin yüz akları, körpe beyinler, genç yetenekler. Dikkatle beni dinleyin. Bir baba oğullarını ne kadar severse sizleri de o kadar seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Sizle sözleşme yapmış mıydık biz? Ne sözleşmesi? Biz sözleşme falan imzalamadık. Oh, şükürler olsun. Adak adıyorum. Bir koç keseceğim. Gerçi karakterimle çelişeceğim ama olsun. Yine de keseceğim. Yiyin, yiyin. Ondan sonra da Erkan Yola çizgileriyle gidin. Ev lan burası. Bu meslek hikayeleri için gönderdiğiniz sözleşmeler mi? Biz onu program başlamadan önce imzaladık zaten. Hey, koç! Evlatlarım. Hain evlatlarım. Hormonlarım şaştı. Biraz önce ne kadar sevinçliydim. Şimdi ne kadar üzüntülüyüm. Büyüyen ne yapacağını şaşırdı. Bir seviniyorum. Bir üzülüyorum. Hakkı Bey, niye bu kadar üzüldünüz ki? Babası oğluna bir bağ bırakmış. Oğlan babaya bir salkım üzüm vermemiş. Baba bağ vermiş, oğlan demiş. Oyuncu değişikliği ne ya? Oyuncu değişikliği ne? Altı çaldıktan halı saha maçı mı yapıyoruz? Kimin fikriydi oyuncu değişikliği? Benim mi? Yo, kesin aşkının fikriydi. Çocuklar, çocuklar iyi değilim ben. Bünyem yine şaşırdı. Bir seviniyorum. Bir üzülüyorum. Ya, siz bu sözleşmeler yüzünden bu kadar üzülüyorsunuz Hakkı Bey? Yalnız biz bunu anlayamadık. Bu sözleşmelerin iki kopyası da bizde mi kalacaktı? Yoksa bir tekini biz mi alacaktık? Hangi sözleşme? Hangi üzüntü? Yok öyle bir şey. Yok. Şimdi efendimiz bu kağıtları niye yiyor diye düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Bu kağıtlar sizde kalsaydı, ne kadar para kazanacağınızı bir bilseydiniz, kağıtları nerenize s**tığınızı şaşırırdınız. Ben en azından yedim, sorunu kökünden hallettim. Hakkı Bey, iyi misiniz? Bakın biz hiçbir şey anlamıyoruz şu anda. En güzeli de o işte. Hiçbir şey anlamadınız. Böyle ölü balık gibi bana bakmanız. Bu yüzden adaklık kurbanları iki yaptım. Butlarını da size vereceğim. Alacağınız paraya sayın, helalleşelim. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. But mu? Ben et sevmem. Ben et hiç yemem. Hele ben tadını bilmem. Lan alın. İki adaklığın da deri sizin olsun. Çok açıldım ama değer. Erkan Yolaç Üstad ne der? Ne la 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 bom bom la bom bom la bom 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 la bom naş la la naş 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 la naş naş la bom bom. Demir fabrikası ne ya? Ben bu durumlara düşeceksem niye menajerim var? Niye burada otopark varken sen arabanı oraya bırakıyorsun Ahmet ya? Şoförünüz mü var lan sizin? Araba benim, istediğim yere park ederim. İstanbul burası, bütün kaldırımlar otopark. Bağırma bana, atar yapma bana, atar yapma. Abiler, kaybınız büyük, acınızı paylaşıyorum ama biraz da bardağın dolu tarafına odaklarım be. He? Dolar düşüyor zaten, neyi paylaşıyorsunuz? Ben de işte bir anlayabilsem senin şu mutluluğunun sebebini Sadi'cim yani. Ben o parayla tekne mekne almayacağım, film çekecektik oğlum ya. Senin dişine yarıyor Sadi. Tabii tabii. Siz o parayı alsaydınız ben sizin oynayacağınız filmleri anca internetten izlerdim. Tabii işime gelirdi. Sonuçta cacık iyidir, serinletir yazın. Ya abiler, siz üç büyükler de oynayan Portekizli futbolcu musunuz da 200 bin dolar tazminat istiyorsunuz ya? He? Del Bosque mi oldunuz siz? La havle ve la kuvveten. Arkadaş ben diyetisyene gidiyorum. Eve gidip üstümü değiştireceğim. Takım elbiseyle maymun ederler beni, maymun. Ben de geliyorum kardeşim. Benimki de gece bekçisi. Akşama kadar işim gücüm yok. Ne yapacağım? Ahmet Kural'ın gardırobuyla oyalanacağım aga. İyi, set yolunuzun üstü. Beni de atın bari. Vedat. Siz mekana gidin, kurulun oğlum, tamam? Biz geliyoruz. Şaka mı şimdi? Açın şu kapıyı ya. Ya sizi tanımasam çocuk gibi küstünüz diyeceğim ben. Sadicim ya, genç çocuksun bak, yolda molda kalırsın şimdi, vicdanımsızlar. Al sen şunu kardeşim ha, sok cebine. Şaka mı abi bu ya, ha? Çok ayıp. Ha? Biliyorum sadicim, bardaktaki suya odaklan, suya. Akbil dolu, anladın? Dönüşü de bedavaya getirdim bak.
Sadi gel bakayım, gel gel. Sadi gel la buraya. O kafanı cama sıkıştırmadan yürü git buradan. Özür dilemeden de bir daha bu arabaya binmeyeceksin. Abi çok özür dilerim yani. Ben sizin bu kadar büyüteceğinizi bilemedim. Sonuçta şaka olarak şey. Abi ben çok özür dilerim yani. Bilmiyordum böyle olacağını. Şaka yolunda olarak. Gel 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 buraya gel. Al. Sil gözlerinin yaşlarını Sadi, ağlama. Baba baba baba. Hala uğraşıyor arkadaş. Hala uğraşıyor ya. Ahmet, Anadolu'nun saf delikanlısı var ya, bu işte lan. Sadi, bak ne diyeceğim kardeşim. Sette bir şeye ihtiyacın olursa Engin abim var. Engin Günaydın. Erbağlı oda oğlum. Ona git selam mı söyle. Murat Cemcir'e selam verdi. Tamam mı? Sen de çarşamba arasın lan. Arada ünye bırakmış var oğlum. Öğren bunları. Her türlü sıra yardımcı olur her konuda. Hadi Sadi. Hadi abisi. Tamam. Sadi nasılsın? İyiyim Zehra, sen nasılsın? Açım, uykusuzum, uyuyakalmışım. Kimse uyandırmamış. Şu an çok yalnızım be Sadi. Neyse, ne yaptın, senin iş halloldu mu? Halloldu ya, bu yeni çocukların reytinglerini beğenmemişler. İşte bize yalvar yakar oldular. Ben kabul etmeyecektim de Ahmet'le Murat araya girdi. Bir daha ben de bir şey demedim. Vedat orada mıydı? Buradaydı, ne oldu ki? Henüz bir şey olmadı. Neyse Sadi, çok sevindim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya Murat, ilk önce bir üstümüzü değiştirseydik şu halimize bak. Bayram harçlığını harcamaya gelen bebeler gibi ya. Çok mu acil? Hem de çok acil kardeşim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Ahmet. Hiç, hiç yani. Fıtı fıtı. Bu program olayı beni çok yordu Ahmet. Tarzımı mı değiştirsem ha? Çalgı Şengi Üsküdar'a giderken tamam da kardeşim, bu garabet program yeter de. Ya belki de kaderimizi yanlış okuyoruz ha? Belki de bırakmak lazım bu işleri. Ne iş yapacaksın? İşimin adı ne Ahmet? Oyunculuk yapacağım tabii ki. Sunuculuk mu yapacağım? Gerçi sunmadığımız bir yarışma programı kaldı anasını satayım. Komedyenlik hiç yapmam zaten. Yeteneğimi başka türlü kullanırım oğlum. Sonra ne olmuş? Ah, kızla oğlan barışmışlar mı? Ay o kız da çok örselendi ya. Sen hangi filmi anlatıyorsun aslanım? Jim Carrey sendromuna mı tutuldun lan sen? Ahmet bak kardeşim, yolumuz yol değil bizim. Kafamda milyon tane soru işareti var. Battıkça batıyoruz. Adam bildiğim derdimi anlatıyorum lan. Jim Carrey sendromu neymiş? Şaka yapmıyorum lan. Allah Allah. Böyle bir sendrom var. Komedyenlerin 30 yaş sonrası bunalımı. Jim Carrey sendromu işte. Tamam belki tıp literatüründe böyle bir şey yok ama bizim sektörde var. Komedi oyuncuları, komedyenler, komedi yazarları an geliyor yetersiz olduklarını hissediyorlar ya. Yetersiz metersiz deyip durma ya. Kariyerimin zirvesine gelmişim, sen bana yetersiz diyorsun. İşte ilk Jim Carrey de öyle yaptı ya. Yani senin kadar zirvede olmasa da o da zirvesindeydi mesleğinin Murat. Bak misal Salak ile Avanak, Kablocu, aha Maske. Oğlum bir sürü para kazandı bu adam ya. Şöhret, para, bilmem ne. Ama baktık kimse ciddiye almıyor. Ya yolda el şakası falan yapıyorlarmış adama Murat. Jim Carrey'i düşünsene oğlum AKM'de. Ne diyorsun lan? Oradaki AKM'de. Ya Kodak Tiyatrı'da düşün işte ya. Allah Allah. Çağcan'ın orada adamı sıkıştırıyorlar. Fıkra falan anlatıyorlar. Ya abicim biz geçen sene filmi çok izledik, beğendik. Salak ile Avanan 5. çıkacak mı acaba? Hayır, benim 2 sene yatarım var da yetişemeyiz diye söylüyorum yani abicim. Diyorlarmış adama ya. Aynı ben. Jim Carrey işte bak, aynı ben. İşte bak gördün mü? Demek ki bir süre sonra adamda kafa gitti, tuttu, ciddi roller yapmaya başladı adam. Benim tansiyon sıkıntı yaptı, sen bana bir tane soda limon ver ya. Sonra işte Ay'daki Adam, Majestic, Truman Show. O Uzun isimli film yok mu ya, karların içinde geçen aşk filmi? Kate Winslet'le oynadığı filmi diyorsun. O kim lan? Ben tanımam öylelerini. Adam yürüdü gitti oğlum. Aslında Ahmet abi haklı. Misal Ricky Gervais çok komik adam. Stand-up'ları falan var bir sürü ama filmlerine bakıyorsun hep dram, hep dram. O kim lan? Sen nereden çıktın lan? Ben zaten buradaydım ya abi, siz geldiniz. Kahvaltı yapıyordum. Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı. Oğlum bunların hepsi komedyen de sonradan Jim Carrey sendromuna tutuldular. Acun Ilıcalı mı? Eşen Erşen, Münir Özkul, Charlie Chaplin'in bile var ya son dönemlerde ciddi filmleri. Charlie'nin bile. Tabii. Neyi var lan? O senin dediğin güzel kardeşim yaşlılıktan. Benim dedem 70'inden sonra sandalyede oturarak namaz kıldı. Senin Charlie Chaplin dediğin adam da 80'inden sonra film çekti kardeşim. Ata bindi. Benim dedem adını söylemiyordu Muratçığım. Allah rahmet eylesin ya. Ya oğlum bir süre sonra kafa gidiyor işte, anlıyor musun? İçeride biyolojik, kimyasal bir takım olaylar oluyor. Kimyasal dediğin şeyin de zaten bir son kullanma tarihi var Cem Hocan. Abi öyle deme, rahmetlinin arkasından çok günah. Ya toprağı bol olsun ama oyuncu dediğin adam da bir yerde dur demedi. Arkadaşım bak, birincisi niye Jim Carrey sendromu demiş? ...de Charlie Chaplin sendromu dememişler. Adam bunu tafi tarihinde yapmış. İkincisi siz niye bana bütün komedyenler yapmış da yapma diyorsunuz oğlum? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz lan? Şimdi sen böyle sayınca güzel bir şey yapmışlar gibi geldi. Ya ama oğlum yani komedi yapmak kötü bir şey mi ya? Bak Kemal Sunal'a ha?
Her gördüğümüzde yüzümüz gülmüyor mu ya? Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Murat. Amin. Ama oğlum onun da var lan ciddi filmleri. Polizayı düttürdün ya. Vahiy Öz rahmetli. İsmini duyunca yüzümde bir gülümseme oluşuyor dedi ya. Ya. Ya yuuuum. Feridun Kaya Kaya. Daha kimler var ya? Öztürk Serengil var. Necdet Tosun var. Adile Naşit var. Sadri Alışık var. Ali Şen var. İhsan Yüce var ki filmlerin alayını o yazmıştır. Heh. Vefat etmiş ne kadar komedyen varsa hepsini saydı arkadaş sağ olsun. Ferhan Şensoy var. Ağzından yel alsın. Adam yaşıyor oğlum. Sen ne diyorsun ya? Önemli insanlar bunlar bizim için. Allah uzun ömür versin. Benden alsın ona versin ya. Amin. Ne bakıyorsun Ahmet? Tamam senden alsın benden almasın. Hayır niye benden alıyor yani? Hayır niye birisinden alıyor ayrıca yani? Sayılı mı oğlum bunlar? Ne biçim dua diyorsun Ahmet ya? Barış Manço var. Ya ne diyorsun ya Vedat? Müzik piyasasına nasıl sıçradın oğlum hemen? Baba bize versene var ya onun, yok mu? Polisi Kentmen'le oynadı. Ha. Zaten ilk ve tek. Ya neyi anlatıyorsunuz arkadaşım Allah aşkına ya? Ne neyi anlattığınız belli, ne neyi savunduğunuz belli. Tamam yok sendrom mendrom. Hepsi ciddi filmlerde oynamış. Sendrom mendrom yok tamam. Dostoyevski'nin yer altından notlarında oynadım lan ben. Zeki Demirkubuz .net. Daha ne olsun ya? Sen o filmde mi oynadın ya? Hiç de söylemiyorsun bak görüyor musun? Ben başkasından duydum olsun. Arkadaşa kaktırırsanız hesabı Vedat kesene bereket. Hadi. Hesabı? Anneni. O yapımcı olacak kımbıra sayanlarımı söyle. Ya oğlum hadi o tipin neyini düzeltiyorsun aynada? Hadi geç kalacağız ya hazır yayınlanmışken. Kardeşim bak. Rambo bitti de Star TV şimdi Rocky serisini yayınlarsa var ya anlığımızın resmidir ha. Ben sana diyeyim 6 tane film arka arkaya biteriz oğlum. O diyetisyene ben de geleyim kardeşim. Kadın seyirci sever reyting alırız ha. Diyetisyen de detokstur. Belki abla çok güzel bir abladır oğlum. Vay yakışıklılara bak hele. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte gördüğün gibi. Ne olsun senden ne haber? Sana ne? Baba bak seni kayıtlı aldım ha. İyi oldu aldın. Ya ben seni kaç kere aradım Salih abi. Telefona melefona bakmadın hiç. İptal oldu o iş. Alınan mal geri verilmez Ahmetciğim. Ayrıca telefon buralarda bir yerlerde ama bir türlü bulamıyorum. Allah aşkına ya müfettiş gecid tipe bak. Bu kılık ne Salih ya? Oğlum bakkala kadar gittim üzerimde ne varsa geçirdim lan. 4 kilo eksiğim var ya benim. Tartılırsam ağır bassın diye. Ağır basayım diye ağırlık mı taşıyorsun sen abi? Ya taşırken kilo versen ne olacak? Oğlum bakkala kadar gittim lan ne kilosu vereceğim? Bu diyetisyen meselesi ne ha? Ben de geleyim mi? Ben de konuşayım. Bana da bir faydası olur belki. Salih'cim sakin. O röportajı biz program için yapıyoruz. Ratingleri biraz yükseltmemiz lazım. Anladın? Hani rezil olduk ya senin sayende sağ olasın Türkiye'ye, NTV'de. Senin o diyetisyen olayını ayarlarız. Yani şey yaparız. Ahmet, ayarlar Ahmet. Tamam o zaman. Bakkala gittim ya, üzerimde 80 lira vardı. Onların hepsini 50 kuruşluk yaptırdım. Şimdi üzerimde 160 tane madeni para var. Ya hadi ya, hadi ya. Bu ne lan? Ne bileyim, çözemedim ki arkadaş. Padişahımız bugün ilk kez mi geldi saraya? Dün istirahatteydi. Geldi mi hiç? Önceki güne nazaran sağlığı daha iyi. Oğlum bu sahne yoktu senaryoda. Ya yönetmen geldi sahneden önce bir şeyler doğaçlayın dedi. Biz de bunu yaptık işte. Ulan bir iki bir şey söyleseydin bari. Sesini duysaydı insanlar. Oğlum canlı yayında kusmuş, programlara konu olmuş adamım. Benim yüzümden bizim belgesel iptal oldu lan. Ne güzel işte, yeni bir şans çıktı karşına. İşte hep olmadık zamanlarda çıkıyor. Oğlum benim tanımamam lazım. Tanırlarsa kovarlar beni Furkan. Allah'ım la. Zaten hep üstüme oynuyorlar. En sonunda gideceğim, Gülay ile konuşacağım olacak. Gülay kim lan? Engin abi yok mu oğlum, günaydın. Tokatlıymış o da, Erbağlı. Cem abi ben de çarşambalıyım. Toprağına sahip çık. Ferhan Şensoy'la görüştüm. Selam var da derim. Görüştüm mü la hakikat? 6 yaşındayken görmüştüm ya Mahmut Semizoğlu'nun dükkanında. Hayatın olmuş işler güçler. Tamam onu oraya koy. İşte oradan alırsın Ahmet abi. Oturturuz oraya işte hallederiz. Tamam mı ışık ışık?
Hah güzel. Nerede lan bunlar? Arkadaşlar hazır mıyız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya. Yavaş, yavaş. Ahmetciğim bak ben sana diyeyim, bunun kafa yarı bozulmuş. Bozulmuş. Ne diyorsun lan sen? Abi ben senin esprine espriyle karşılık veriyorum. Espri mi yapıyorum lan ben? Set hazır mı diye soruyorum. Orhan Gencebay gibi sordun ya, ben de hani şarkının devamını getireyim ki dedim böyle. Çırpındıkça batıyorsun Pinokyo, çırpındıkça batıyorsun. Değil mi Ahmetciğim? Tahta suyu emince tabii. Değil mi Muratcığım? Böyle bir kalas çıkıyor işte ortaya. Hayır yani niye bu kadar kızıyorsunuz ki abicim? Ben anlamadım. Allah aşkına siz yoksa o giden 200'ler bin dolara mı bozuksunuz hala? Ah. 200 bin ne lan? Kim verir size 200 bin? Git aşağıda taksinin parasını öde. 25 lira yazdı. Ben sunucuların kankasıyım. Salih abi sen nereden çıktın abi? Niye geldin? Oğlum içkileri boşu boşuna mı aldık lan? Bir kıyak borcunuz var bana. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya yok öyle bir şey. Biz bugün toplam... Bu anın büyüsünü bozma. Tamam, tamam lan. Tamam. O parayla ne yaptığınızı anlatın bari lan. 200 bin dolar lan. Şş, komşu da pişti bize de düşmedi mi lan? He? Göz hakkı diye bir şey var. 1000 tane eder lan. Allah aşkına bu ne ya? Ne demek bu ne lan? Terbiyesiz. Bu kim diyeceksin? Salih Bey abimizdir. Aynı zamanda folklorumuzdur. Ya ben montu gösteriyorum. Abimi gösteriyorum. Sizin bana çataşasınız gelmiş, bahane arıyorsunuz ama ha. Gelin birer tane vurun, tam olsun bari. Salih tamam ya, bugün biraz gerildik. Çocuğa çok yüklenme, azıcık idare et ya. Yok ya, ben oraya montum asayım, askılık orada ya. Ha tamam, pardon. Ha. Hadi onlar yedi. Ben yer miyim lan, ibiş? Perfect yaptım ya lan. Salih abi ne yaptın, niye dövdün çocuğu abi? Bana cisim muamelesi yaptı. Üzerimde 80 lira olabilir. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya Salih anlatırım sonra. Yok öyle bir para. Ben de öyle diyorum Murat'ım. Öyle bir para yok. Yok. Kafam almıyor. Çocuk titriyor lan. Şüphelerimde haklı olmaktan korkuyorum. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğin varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen... Ölüm öp. Kestik. Ölüm öp nedir ya? Özür dilerim. Repliği unuttum. Replik? Dilinle olsun. Dilinle olsun. Tamam. Özür dilerim. Ben de. Benden. Abi ezber yapmak zorundayız. Doğaçlama yapamıyoruz. Ben normalde dilinle olsun demem ki. Kullanmam yani bu kelimeyi. Ben de kullanmam. Hiç kullanmadım. Sadi Bey siz de başınızı eğmeyin. 3, 2, 1. Oyun. Şüphelerimde haklı çıkmaktan korkuyorum lakin... Sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğim varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen dilinden olsun. Eğer söylersem sürme diye gözlerimi dağlarlar. Çok acırım. Kestik! Salih sen ne yapıyorsun? İyiyim hocam, sen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Önünde devlet sırrı konuşuluyor oğlum senin. Kıpırdayıp duruyorsun, bir sabit dursana. Konuşuluyor da niye burada konuşuluyor hocam? Yeri mi zamanı mı? Çek seni hatunu şurada konuşsun. Ha öyle mi? Sen gel buraya kardeşim. Sen otur sandalyeye, sen çek. Ya hocam estağfurullah öyle demek istemedim de garip geldi bana sadece. Ya bak şu an garip gelebilir. Tarihi olayları geçtiği zamana ve mekana göre değerlendirmen lazım. Ancak o zaman mantıklı gelecek. Ya bunlar orta bir tarih bilgileri. Bunları ben mi öğreteceğim size ya? Çocuğun boyu uzun, diğer oyuncularla en azından sırıtmaz, bir şans verelim dedik. Safi, Cemal, Tingiz tamamen vakit kaybıymış ya. Hocam duyuyorum yalnız. 3, 2, 1, kayıt! Şüphelerimde haklı çıkmaktan korkmaktayım. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden... Ya Veda sen bizi çıldırtacak mısın oğlum ya? Resme bak ya, Uğur Gürsoy karikatürleri gibi. Biz niye Muzaffer Kuşan'a gitmedik oğlum Polonezköy'e? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bizi bitirmeye mi çalışıyorsunuz lan siz? Ha? Program yayınlanmadığı zaman sen prim arıyorsun lan. Ah, abi ben mi ayarlıyorum diyeti seni ya? Aşkın Hanım ayarlıyor. Ya Murat kusura bakma, yanlış anlama da kardeşim. Ben bu aşkının ta... Daha bir hayrını görmedim lan. Niye kusura bakacakmışım abicim? Ne alakası var? Ya zaten onun da suçu yok abi. Telefonla konuşuyor kız. Şekli göremiyor ki. Yani. Kelin merhem olsa kendi başına sürer ya. Bu herifin müşterileri falan yoktur Murat. Okula haytana gitmiş bu belli. Okumaya falan da niyeti yokmuş bu terbiyesizin ya. 8 senede bitirmiştir en az. Bu işin üniversitesi mi var lan? Var tabii oğlum. Beslenme ve diyetetik diye bölüm var ya üniversitelerde. Oğlum ben hep diyetetikten besleniyordum. Bütün fit kızlar orada. Abi bu hep beslenmeye abanmış baksana ya. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma, o hesapmış. Veda sana şimdi bir çarpacağım, bir diğer çarpacağım. Dayak arsızımsın lan sen. Bilerek mi yapıyorsun oğlum? Murat tamam şey yapma ya.
Vedat, söyle çocuklara kayda girsinler. Bak Salih abin de orada laflıyor, tamam mı? Müşteri gibi. Atmosfer olur biraz. Biz de gelince röportajı yaparız. Murat gel, biz de gidip biraz havamızı alalım. Ben içindeyim. Oraları pek bilmiyorum zaten. Sadece kütük orada. Ya toprağım, önemli olan genler. Gitmesen de görmesen de biz senden hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Çocuklar danışmak istediğinizi söyledi. Doktor bey, bana yardım etsen etsen sen edersin. Şimdiye kadar gördüğüm bütün diyetisyenlerden çok daha farklısın. Çok takdir ettim. Efendim, benim kilo problemim var. Şimdiye kadar yoktu, çok rahattım. Bir anda ne olduysa çok utanç içindeyim. Peki bütün bunların sağlığınızı tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü eğer buna inanırsanız her şey çok daha kolaylaşır. Efendim, yalnızca sağlığımı değil, benim bütün düzenimi alt üst edecek. Bir an önce bir çözüm bulmamız lazım. İsterseniz ben en başından başlayayım. Benim içimde bir çocuk var. İşte bütün haylazlığı o çocuk yapıyor. O çocuğa istediği her şeyi vermemek lazım. Şımartmamak lazım. Siz konuyu anlamadınız. Şimdi ben izah edeyim. Annem hamileyken doktor demiş ki, ben demiş iki tane demiş kalp atışı duyuyorum demiş. Senin demiş bu çocuklar demiş ikiz demiş. Annemler de her şeyi ona göre hazırlık yapmışlar, ikize göre. Adını bile koymuşlar. Salih ile Semih demişler. Efendim ondan sonra ben bir donmuşum pat 10 kilo. Doktor da demiş ki ya demiş bu herhalde demiş. Ana karnındayken demiş kardeşin demiş yemiş. Yemiş demiş. Benim içimde Semih adında bir çocuk var. Kobuk adım da Semih zaten. İronik yani. Takip edemedim. Pardon, bir daha anlatır mısınız? Tabii senin şimdi uzmanlık alanına girmediği için sen kaçırdın olayı. Şimdi doktor bey şöyle anlatayım. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum efendim. Yağlı ve hamur işi ağırlıklı bir beslenme programım var benim. Peki, üç beyaz? Üçü de fix. Hiç eksik etmem. Genellikle geceleri yatmadan önce yerim efendim. Yeşillik ve ev yemeği asla ağzıma sürmem. Çok zorda kalmadıkça yürümem, hayatımda hiç koşmadım. Kalori yakmaktan özellikle kaçınıyorum. Ama son zamanlarda kilo alamıyorum doktor bey. Yani vücuduma oturdu, ideal kiloma mı ulaştım nedir ya? Bana bir yardım edin. Nedir? Halledeceğiz, merak etmeyin. 155 mi tuşladınız siz? Bizi çağırırsın lan o! Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi de billahi de bilerek yapıyorlar. Hayırdır Sadi? Yok bir şey ya. Ne oldu? Yapımla sürtüştük biraz da. Yüzümden faydalanmak istediler. Ben de müsaade etmedim tabii. Şimdi de zorluk çıkarıyorlar. Beklemedi servis için. Kolay mıymış öyle ya? Atla arkaya. Yok yok, ben dolmuşla giderim buradan. Sadi, iyice yol aldılar. Çabuk, acele et. Doğru diyorsun. Ben şunları bir yapalım ya. Direk eve mi gideceksin? Evet. Ne? Evet, evet. İyi, takılma sağa sola. Direk eve git. Akşam ne yapacaksın? Düğüne gideceğim. Kimin düğünü? Bilmem. Yani tanıdık birinin düğünü değil, öyle iş için. Ekmek mi saracaksın ya? İşin yoksa sen de gel. İşim var Sade. Ama gelirim. Sıkı tutun. Abi, üstüne başına dökmüşsün ha. Doğru dürüst yemek yesene. Sence de bu işte bir terslik yok mu? Çek sağa, maceram arıyorsun. Çek sağa. Sade, kaçta gideceksin düğüne? Vallahi bir iki saate çıkarım. Tamam. Gelir alırım seni evden. Sen benim evi tabii az çok biliyorsun. Buluşalım. Murat'ın ders verdiği okulda. 15 dakika sonra. Ekmekler orada kaldı. Abi bizim çocuklar orada. Aldırırız ekmekleri. Yalnız acele edin. Kurda kuzu emanet ettik ha. Röportaj boyunca adam sorduğum soruların bir tanesine doğru dürüst cevap vermedi ya lan. Salih abimizin başlangıç sorularında azıcık afallamış da o dalga geçiyoruz sanmış. Ya arkadaş, ben adama özelimi anlatıyorum. Mahremimi paylaşıyorum ben senden. Adamın yaptığı şeye bak ya.
Ya olmaz olsun böyle hemşeri. Çok çiğnemeyecekmişiz. Akşam belirli bir saatten sonra yemeyecekmişiz. Oldu. Laflara bak Totoro. Bunu anan da biliyor. İnsan bir kan grubu der, bir şey söyler. Gerçi ben duvarlara baktım ya. Diploması falan yoktu bunun. Kortizon tedavisiymiş de yok. O yüzden kilo alıyormuş da. Lan yürü git. Kime ne hikaye anlatıyorsun Dede Korkut? Yazdıkça yazıyorsun. Diyemedim ya lan. Diyemiyorum orada, diyemiyorum abi. Ya arkadaş, madem korpuşon kilo aldırıyor, bana da ver korpuşon. Ben de yiyeyim korpuşondan. Ya bu diyetisyen tam bombacı çıktı. Ahmetciğim yetiştim sağ ol. Müsait bir yer deneyecek var. Tabii tabii. Parasının üstünü almayan var mı? Arkadan vermeyen kaldı mı? Ne kadar da sevecen bir o kadar cin gör. Ne kadar da perişan bir o kadar artsız. Hayatın olmuş işler güçler. Sen nereye lan? Ben de burada ineceğim abi. Bir arkadaşla buluşacağız. Pinokyo, Sadi duysa ne olacak? Ha? Ne olacak? Sana mesafe koyacak. Biz ne yapacağız? Sadi'nin tarafını tutacağız, anında satacağız seni. Ya dımdızla kalacaksın öyle. Oğlum yapımcının kulağına gitse ne olacak? Abi reşit değil mi bu kız? Amma abarttın ha. Vedat, bizim yapımcı duyarsa seni oyar, içini de doldurur, duvara asar. Derinden de kilim yapar, üzerine basar da basar. Oğlum memlekette başka kız kalmadı mı lan? Allah Allah, oğlum sana diyorum bak, işinden gücünden olacaksın. Abi ne alakası var ya? Hem başka bir mesele bu. Şşş, Vedat kardeş. Ha? Ekmekler? Ekmek diyor ya. Geliyor abi, getiriyor çocuklar. Çocuklar ekmekleri getirmeyecek değil mi Vedat? Abi Allah aşkına 3-5 tane ekmek ya. Yol parasına değmez, gitsin bakkaldan alsın ya. Vedat, şeytanlara aksediyorsun, farkında değilsin bak. Sen az evvel azırı bir düşman kazandın. Bundan sonra Salih'in gazabı üzerinde olacak. Sen niye indir lan burada? Zehra ile buluşacağız, buraya gel dedi. Vedat geçmiş olsun. Bir yerinde bir şey var mı? Anlamadım. Az evvel gözünden düştün de. Oğlum sen intihar girişiminde bulunuyorsun, farkında değilsin. Abi bu konuyu çok abartıyorsunuz, farkında mısınız? D'Artagnan, unutma bunu. Hadi gel. Sen miydin ya? Geç. Yok, komşulara dağıtacağım da. Sen üstünü değiştirmişsin. He ya, kokuyordu artık öbürleri. E oğlum, başka temizin yok muydu, takım elbise bu? Valla düğüne gideceğim zaten ya. Konsepte uygun işte. Var mı çeyreğin? Bak yoksa söyle. Bu ay gün bana çıktı. Daha bozdurmadın, veririm bir tanesini oğlum. Yok hala yok, tanıdık düğünü değil. Bizim belgesel için gideceğim. Olsun olsun, sen gene de tak. Koskoca Sadi Celil Cengiz düğünümüze eli boş gözü yaş geldi demesinler. Laf olur oğlum. Sen tak. Bu arada hayırlı olsun program işi. Zehra söyledi. Sağ ol. Hadi hadi sen git işine gücüne bak. Gördün mü? Her şey nasıl yoluna girdi. Ha? Bana bak. Dünkü gibi yapma. Düğün bu. Gül biraz. Gül bakayım. Hele. Aferin sana. Ha? Laf olur, söz olur oğlum. Düğün bu. Al bir tane de sütlaç yavrum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Hoppa cuppa yuppa cuppa. Nereye gitti bu kadın ya? Sade, sade. Alo, buyurun. Sade, hazır mısın? Geldim ben. Hale? Hazır değilsen yukarı çıkayım, evde beklerim. Yok yok, ben pin kodunu şimdi git. Tamam, iniyorum ben aşağı. İniyorum aşağı, tamam. Ne kadar da pisişik, bir o kadar hisli. Alo. Ferideciğim, neredesin ya? Sizin mesai bitmedi mi? İş yerine mi geldi? Ferideciğim, burası benim spor salonum. Senelik üyeliğim var. Spor yapmaya gelmiyorum, bari arada selam vereyim dedim. Nasıl? Ne yapacağız peki? Var mı bir planın? Bir İstanbul'u gezdirmedin bana. İlk olarak Sultanahmet'e gidip tadımlık köfte yiyeceğiz. Oradan Eminönü'ne geçip balık ekmek parçalayacağız. Vefa'ya gidip boza dikeceğiz. Daha sonra Kapalı Çarşı'ya gidip kahve alacağız. Sana geçeceğiz, sen bana acı bir kahve yapacaksın. Artık kısmetse 40 yıllık hatırın kalacak bana. Var mı soru işareti? 5 dakikaya aşağıdayım. Nedir?
Salih abi şansımı denedim, tuttu abi. Hadi sen buradan taksiyle maksiyle bir şeylere, hadi. Ahmet ekmekler? Yemişlerdir abi. Lan o perfect yaptığın velet beni kandırdı değil mi? Ben bilirim onu yapacağımı. Biliyorum affetmezsin abi ama kız geliyor, hadi ya, hadi, hadi. İyi o zaman, hadi ben gidiyorum. Size de bon muhabbetler ha. Merhaba Hale. Ben kullanayım mı? Neden? Ben kullanamaz mıyım? Yok kullanırsın da hani bugün bana çok yardım ettin ya yorulma diye. Ehliyetim bir senelik sadece. Şoförlüğün de iyi değil. Ben kullanacağım. Tamam tamam sen kullanacaksın. Sen benim ehliyet aldığım tarihi de biliyorsun tabii ki. 90, 80, 70. Motordan çok düşük almışsın sadece. Çıkmış sorulara bakaydın iyiydi. Takım çok yakışmış. Senin de elbisen çok şık olmuş. Böyle saçlar falan çok güzel olmuş. Biliyorum. Sadı, düğüne gidiyoruz. Sadı. Hadi bakalım gidip biraz dinlenin. Kantincinin kesin talimatı var. İlla ki ara vermem gerekiyormuş. Hadi, hadi hep beraber kantine. Hadi. Osman, sen de buraya gel bakalım oğlum. Koş, koş. Koş, koş, koş. Bak Pulsar efsanesi havlaya havlaya ekranlara geri dönüyormuş. Seni istediler ha. Veli'ni çağır gelsin konuşalım. Anladın? Korkma diye lan. Ben olsaydım korkardım. Bak nasıl çalıştırıyoruz demek. Kaç dakika ara veriyoruz? 10 dakika. Niye? İyi tamam biz birkaç dakika kafeye gidip geleceğiz 10 dakikada. Yok, o öyle olmaz. Yemezler Vedat yedirmezler aga. Ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Ben kantindeyim. Yalnız piyanoya dokunmak yok. Anladın sen Vedat. Hadi abi. Ne yapalım? Hadi yürü 10 dakikamız var. Ne yapıyorsun be? Kamerayı alayım ya. Çalmasınlar. 8 yaşındaki çocuklar kamerayı mı çalacaklar? Ben çok çaldım. Çalacaklar bak. Garanti çalacaklar. Göreceksin demedi deme. Hayatın olmuş işler güçler. Aç mısın Sadi? Bir şeyler alayım mı? İster misin? Çekinme bak valla. Yok yok. Hiç gerek yok ya. Valla. Tamam o zaman. Ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Fıtı 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 fıtı. Bir bidon doldur. Allah'ım kız mazotu da kaçak alıyor. Öldürecek bu kız beni ya. Güzelmiş ha. Alo buyurun Ahmet Kural. Alo Ahmet. Sadi ben Sadi. Yeni numaram bu. Sadi Cemalettin Tingiz. Hayırdır? Yeni numaram bu mu lan? Nedir bu numaralar? Ahmetciğim öncelikle dün yaptığım terbiyesizlik için çok özür dilerim kardeşim. Sizin gibi büyük ustalarımdan öğrenecek çok şeyim var. Affetmek de bunlardan biri. Gel oradan başlayalım. İlk dersimiz bu olsun. Ne oluyor lan? Karakola mı düştün? Borç para mı isteyeceksin oğlum? Ahmet hali hissettiğimden de büyük çıktı. Aşkından düğün salonunun adresini alın gelin kurtarın beni ya. Kız her şeyimi biliyor. Telefonumu, adresimi, ehliyet sınavından aldığım notları bile. 30 yaş üstü bekar kadın sendromu oğlum. Panik yapma, tipik bir durum. Demek ki seni evlenecek bir adam olarak yazmış kenara. Evlendikten sonra normale döner, rahat ol. Ahmet ne evlenmesi Allah aşkına ya? Ben daha şöhret olacağım, parayı bulacağım, magazinlere düşeceğim. Sabah uyandığımda yanımda yatan kadınları tanımayacağım. Emniyet kasetlerime el koyacak, avukatlarım basını susturacak. Bir sürü kariyer planım var ya. Sadi Çetin Ceviz, bunları bana değil, Hale'ye anlat. Bu arada o akbil boşmuş, bu da sana kapak olsun. Biliyorum lan, biliyorum. Sizin verdiğiniz o boş akbili ben bozdurdum. Depozitosunu da yedim. Bu da size kapak olsun. Ahmet çok özür dilerim kardeşim, yine gaza geldim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapatıyorum Ahmet. Çok teşekkür ederim Vedat ya. Borçlandım sana. Ne istiyorsun? Ya lafı mı olur Zehracığım? Sen isteyince sabahlara kadar düşündüm. Acaba ne yapabilirim de Sadi'yi tekrar işe döndürttürebilirim diye. Bir kere öperim, ödeşiriz. Pardon, anlamadım. Nesini anlamadın hacı? Bir kere öperim. Hemen şimdi burada nakit. Yalancının. Aşkın Hanım, latteniz hazır. Ne yapıyorsunuz siz burada?
Borcumu ödüyorum. Zehra, çirkinleşme. Saadet'in sizden haberi var mı? Siz derken, biz diye bir şey yok. Bir kerelik bir şeydi. Vedat, kalk konuşmamız lazım. O iş öyle olmaz. Şimdi Zehra'nın derse gitmesi lazım. Aynen. O gitsin, sen geç onun yerine otur. Ben şu anda kalkamam. Sen ne zavallı bir insansın ya. Şimdi Sultanahmet'te köftemizi de yeriz. Ondan sonra ver elini Vefa. Sen Saadet'in yanına gitmeyecek misin? Ya yok, abartıyordur o. Sesini ben de duydum. Korkmuş gibiydi çocuk. Ben hiç sevmem öyle şeyleri Feride. Saadet yüzünden plan program değişecek. Hiç bilmediğim birinin düğününe gideceğim. Sıkılırım ben orada. Sen de gelsene. Ne yapacağım ben düğünde? Sen kendin dedin biraz önce sıkıcı olur diye. Ya ben sıkılırım da belki sen özlemişsindir bizim pastamızı, limonatamızı, örfümüzü, adetimizi, kasap havamızı. Yangar havası attırız seninle kız. İyi, hadi geleyim. Yalnız sıkılırsam söylerim, erken kalkarız, tamam mı? Tamam. Hale Saadet'in kız arkadaşı mı? Yok ya, öyle takılıyorlar. Ha, f*** gibi yani. Ne? Cinsel birliktelik sadece. Ne diyorsun kızım sen? Öyle şeyler söyleme. Ne pis konuşuyorsun sen? Unut onları ya. Senin ne pis arkadaşların varmış okulda be. Allah Allah, ne dedim ben şimdi ya? Ne var bunda? Nasıl ne var bunda ya? Bizde iki türlü ilişki var Ferideciğim. Ciddi düşünülen ilişki, henüz ciddi düşünülmeyen ilişki. Bunun arası, ötesi, berisi yok. Değil lan. Kaç haftadır burada derslere giriyormuşsun, Zehra'm söyledi. Hayırdır, ek iş falan mı? İş falan değil, para almıyorum. Para almıyorsan niçin giriyorsun derslere? Çocuk sevgisi mi? Yoksa biyolojik saatin mi yaklaştı kız, he? Lan sus, yeter! Sen beni sorgulayacak adam mısın lan şebek? Ne oluyor ya? Aval aval bakarsın işte böyle. Söyleyeceklerimi edepli bir şekilde dinlesen, olaya balıklama atlayacaksın ama... ben Murat'ın yanında Zehra'nın asistanlık yapmasını istemiyorum. Ya ben bunun nesine balıklama atlayacakmışım, sebep? Bak, Zehra'yı bizim ekibe alalım diyorum. Prodüksiyonda insana ihtiyacımız var. Hem dizinin dibinde durur. Ne diyorsun? Allah derim, ne diyeceğim? Tamam, karışma. Ben hallederim. Cansın. Yapıyorsun la Kazanova Vedat? Başka bir hatun gelmeden araya ben gireyim istedim. Nerede lan benim ekmeklerim? Abi kaç taneydi ya senin ekmekler? Söyle bir koşu alıp geleyim. Vallahi en verimli çağımda libidomu düşürdün şerefsizim. Öyle değil, sen konuyu anlamamışsın lan Don Juan Vedat. Benim aldığım ekmekler nerede? Sen beni hiçe saydın. İzzeti nefis meselesi oldu lan bu. Sen beni ignore ettin. Abi nereden bulayım ben şimdi senin ekmekleri ya? Hem bayatlamıştır onlar, ne yapacaksın ki? Tost yaparım, içini çıkartır köfteye koyarım. Islatır kuşlara yem yaparım. Birazdan gözünde oluşacak morluğa basarım. Sana ne lan? Bayatsa bayat! Abi şöyle bir ortamda konuştuğumuz mevzuya bak ya. 1.3 megapiksel kamerası var. Optik zoom'u var, türünün son örneği. Kızla öpüşürken fotoğraflarınızı çek. Diğer hanımefendiyle de yakın görüntülerinizi belgeledim. Abi altı üstü öptüm kızı ya, öptüm. Hatta o beni öptü. Millet öpüşme bekliyormuş. Ne entrika doğdu arkadaş. Bakın lan, Playboy Vedat. Bu geceye kadar ya benim ekmeklerim gelir, ya bu resimler Sadi'ye gider. Abiş! Salih abim, sen sil o fotoğrafları, ben sana ekmek yapma makinesi alayım. Bana balık tutmayı öğretme. Bana balık al lan. Bak, yatsı namazına kadar o ekmekler bana gelecek. Yoksa mumun söner. Çav bella. Geç kaldık ya, çok geç kaldık. Tamam Sadi, telaş yapma. Bak şurada bir ekip var, sizinkilerdir kesin. Sen git, ben lavabodayım. Merhaba, bize biraz mesleğimizin inceliklerinden bahseder misiniz? Destur ne oluyor ya? Sadi, evladım hoş geldin. Sezai abi nikah memurumuz. Hoş bulduk. Sezai abi kusura bakma ya, sunucu ben geç kaldım da. Çocuklar ayrıca ben sizden küsüm. Beni nasıl bırakıp kaçtınız öyle iş portacıda ya? Benim icra takibim var oğlum. Ben temizim çok şükür. Bu koşunca ben de koştum. Bir şey olduğunu sandım. Neyse hadi bitirelim şu işi. Bomba atıyorum. Geçmiş olsun. Acele acele acele. Gelinin sazı bozulmuş. Tekrar yapıyorlar. En az bir saatimiz var. Acele etme. Emin misin sürer mi o kadar ya?
27 yıl Sadi, 27 yıl. İyi o zaman ya, acele etmeyelim. Böyle yavaş yavaş başlayalım ha. Nasıl anlatsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Deli dolu, neşe dolu o kişi ben değilim sanki. Karı sevda dedikleri bu olsa gerek. Pardon, bölüyorum ama. Aşkın Hanım, buyurun. Murat Bey, biraz dışarı gelebilir misiniz? Zehra idare eder herhalde, değil mi? Yok ya, bir şey yaptığımız yok ki. Çocuklar oynuyor, biz çekiyoruz. Ben hallederim. Neyi hallediyorsun? Ne bir şey yapmıyoruz ya? Öyle değil tabii ki. Çocuklar öyle değil. Bunların hepsi eğitimimizin bir parçası. Müfredatta var. Eğzen temrinler bunlar. Tamam mı? Allah Allah. Aferin Osman. Aferin. Ya Murat, çok özür dilerim. Benim çok acil işim çıktı da size katılamayacağım bugün. İsabet olmuş. Bunu mu söylemeye geldin? Buradan geçiyordum, uğrayıp söyleyeyim dedim. Geçici konuşuyorsun yani. Çocuklar bekler, ben sınıfa dönüyorum. Varsa başka bir şey? Yok ya. İşten kovulmuş olabilirim. Yapımcı telefonlarımı açmıyor. Mesaj gönderiyorum, cevap vermiyor. Neler uydurdum, neler söyledim. Cenazem var bile dedim. İlgilenmedi. Yani hepimizin sorunları oluyor aşkın. Ne diyeyim, Allah kolaylık versin. Bu arada geçen haftanın kasetleri kalmış da bende. Onları giderken arşive bırakayım mı? Ya yok, onları Zehra halleder. Rahat ol sen. Bölünmeyin siz, ne gerek var? İyi madem. Al. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar da sevecen bir o kadar çinliyor. Hayatın olmuş işler güzel. Bizim işimiz nimet aslında. Benim alt komşum mermerci. Cenaze taşı yapıyor. Dükkanına yüzü gülen, iki çift tatlı laf eden bir müşteri girmemiş bugüne kadar. Bizim öyle mi ya? Vur patlasın, çal oynasın. Herkes prezentable. Her şey çok net. Muhatapla münakaşa etmek imkansız. Zaten iki tane laf ediyor. Ya evet diyor, ya hayır. Daha ne olsun? Lafın gelişi söylediğiniz öyle değil mi? Yani hayır diyen olmuyordu. Canım, oluyormuş da bana rastlamadı bugüne kadar. Peki, mesleğinizi seviyor musunuz? Sevmez olur muyum? Belediye başkanının yetkisi sizde. Ya adınıza şarkılar yapılmış. Ne bileyim, dört duvar arasında sabahtan akşama kadar masa başında değilsiniz. Maaşı da fena değil. Hakikat süper meslekmiş ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doktorluk, mühendislik falan hikaye. Arkadaş, çocukken kimse de yönlendirmiyor ki bizi. Benim aklımın ucundan bile geçmez. Yoksa benim 85 KPSS puanım var ha. Canım, o kadar da değil yani. Herkes yazın tatil yapıyor, biz çalışıyoruz. Ya bırak, kışın yatıyorsun, ona say. Çok yanlış bir itham Sadi Bey. Biz kışın da çalışıyoruz. Bizim bir mesaimiz var en nihayetinde. Şu an burada size mesai yazıyor. Vay arkadaş ya, nasıl meslekmiş ya bu. Vallahi nazarım değecek mesleğe. Çocuğum olursa zorla nikah memuru yapacağım. Böyle tırt dandik gibi gözüküyor ama gül gibi meslek. Çok talihsiz söylemler bunlar Sadi Bey. Talihsiz. Çocuklar, şimdi memur bey işini yaparken iyi ki görüntü yakalayın, tamam mı? Gelinle damat evet derken falan. İyi ki de göbek atma. Limonatamızı içelim, pastamızı yiyelim de alın. Sezai abi, dün yemekli mi ya? Bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor. Karnın tok, sırtın pek tabii. Nereden bileceğim? O kaçın halinden ne anlar? Benim şu anda kafamdaki tek soru işareti düğünün yemekli olup olmadı. Sadi Bey, ben bu röportajı beğenmedim. Yayınlanmasını da istemiyorum. Tabii tabii ya, yayınlamayız. Hatta sen bize beğenmediğin dizilerin listesini ver, onları da yayından kaldırtalım. Çak şımartmışlar bunu ya. Aman evladım, idare et. Az kaldı, bitti zaten. Doğru diyorsun. Kıyardık nikahı, nikah memuru. Çekme birader, ne yapıyorsun ya? Çek lan elini.
Objektifi parmaklıyorsun. Görüntü alma hakkı bende kardeşim. Yasak diyorum, yasak. Yasak diyor Osman. Şu arkadaşa bir el at. Benim ağırdı. Belgesel çekimimizi söyle şuna. Bırak lan, yer miyim ben? Kapattın. Yoksa ben kapattırmasını bilirim. Bir saniye. Bak yeğen, biz adamı çubuk kraker gibi ortadan ikiye böleriz. Kendine acımıyorsan çoluk çocuğunu düşün. Bekarım ben, bekar. Senin iddetin ondan o zaman. Bilseydik alttan alırdı. Sayını mı verdiler lan sizi bana? Bir dakika ya. Ne oluyor birader? Bana bak, biz Star TV'den geliyoruz. Belgeselciyiz, akıllı ol. Arkadaşım, yalan da söyleyemiyorsunuz ki. Babam yaşında adamlar bunlar. Ne belgeseli, ne Star'ı ya? Allah Allah. Al işte kardeşim. Elimizde yapımdan onaylı belge var, al. Şurada düğünden birkaç kare çekeceğiz. Röportajın arasında görüntü olarak koyacağız bu. Biz çekiyoruz zaten. Size bir kopya veririz. Süper olur. Yorulmayız. Allah razı olsun. Hadi yeğenim. Çekim yoksa biz halaya gireceğiz. Ne yapıyorsanız yapın be. Sadi, tanıdın mı? Vay! Erol, tanımam mı kardeşim ya? Ne yapıyorsun ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Tesadüfe bak lan. Tesadüf mü? Bir tek sen mi davetlisin İbrahim'in düğününe? Hepimiz davetliyiz. İbrahim değil mi lan o? Ya arkadaş, kaç saattir bakıyorum ben bu adamı nereden tanıyorum diye ya. Bedeni bile beş gelmeyen İbrahim'e bak, yanındaki kadına bak. Allah bir kapıyı kapatırken öbürünü açıyor işte Erol. Sadi, bütün lise burada. Çıkmadan fotoğraf çektirelim hep birlikte. Çektirelim tabii lan. Ben de ne zamandır bizimkilerden kimseyi görmüyorum ha. Bütün lise burada mı dedin? Herkes burada. Gülsen mi lan o? Gülsen. Daldı gitti aynı lisedeki gibi. Git hadi git, git. Hakikaten gitti ya lan. Merhaba Gülsen. Merhaba. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, sen? Hiç değişmemişsin. Sen de. Hala çok güzelsin. Kaç yıl oldu görüşmeyeli, ne yapıyorsun? Ya ne yapayım, işte oyunculuk, sunuculuk falan. Aa, ciddi misin? Hiç denk gelmedim. Ya öyle ufak tefek işler. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım işte, dünya hali. Ercan, bakar mısın? Eşim Ercan, lise arkadaşım Sadi. Oyuncuymuş kendisi. Merhaba. Tanıdım. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Elinize sağlık. Her hafta ailecek izliyoruz sizi. Sağ olun, eksik olmayın. Sadi, dans eder misin? Pardon? Dans eder misin diyorum. Ben pek beceremem de. Hani seviyorsan eğer. Yoksa başımın etini yer. Uyandı, beni öyle bir salınacak. Tabii canım, neden olmasın? Çocuk da çocuk olmasaydın Sadi. Yok canım, haksızlık yapıyorsun. Aynur, gel kızım. Sabahtan beri tutturdun dans edeceğim diye. Bak Sadi abin seninle dans edecek. Sadi ne yapıyorsun oğlum, sabahtan beri seni bekliyoruz. Ahmet Kural değil mi? Evet. Kaç defa izledim filminizi. Ankaralısınız değil mi gerçekten? Yok, Kütahya'da doğdum ama baba tarafı komple Ankaralı, sevmeniz biz. Anne, ben bununla dans edeceğim. Tamam. Sen benimle mi dans edeceksin? Hadi gel dans edelim, gel gel. Ahmet Bey, çıkışta bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii, videoya da çekersin. Gel. Hoppa! Verildi. Bu da Hale. Benim kız arkadaşım. Hale, bunlar da liseden arkadaşlar. İsimlerini sorma, bilmiyorum. Zaten silik tiplerdi. Bak, kız arkadaşıymış. Spor hem içinde tutuyor insanı hem de yoruyor. Yorulunca dışarı çıkasın kaçıyor, duşunu alıp rahatlıyorsun, masraftan kaçıyorsun. Amma ve lakin spor pahalı oldu günümüzde. Tüketim toplumu yapmaya çalışıyorlar bizi. Koşu bandı nedir ya? Ne kadar gereksiz, ne kadar saçma. Aynı işi bekarlık günlerimden kalan bu yatakta görüyor. Gerçi bunun üstünde yaptığım tek spor buydu ama neyse, olsun. Aşkınla konuştun mu? Devam edecek miymiş? Kovacak mısın onu? Bak karıcığım, beslediğin canlıları öldürmeyeceksin. Korkutacaksın. 3 defa aradı, açmadım. 4 defa özür mesajı yazdı, cevaplamadım. Dedem öldü dedi, Allah rahmet eylesin bile demedim. Çok ayıp etmişim ya. Adamcağızın suçu ne? Neyse, toprağı bol olsun. Kanaldan aradılar mı? Onaylamışlar mı? Beğenmişler mi? Çok beğenmişler. Kasetin başına bir şey gelmesin diye en üste koymuşlar. Sana da çok selam söylediler. Yahu telefonlarımı bile açmıyorlar, ne beğenmesi? 3 defa aradım, açmadılar.
4 tane mesaj yazdım, geri dönmediler. Dedem öldü desem. Ver şu telefonu, ver, ver, ver. Bu yüzden yanımda tutuyorum aşkını. Aferin ona, aferin. Yaşasın, dedem öldü. Sadece sen hazırlıklı geldin değil mi? Şehrin var mı yanımda? Yok oğlum, ne bileyim ben bizim Bonus İbrahim'in düğünü olduğunu. Ben belgesele diye geldim. Oğlum bizim masaya geliyorlar lan. Para yok mu yanında? 30-40 lira anca var. Bende de para yok. Oğlum ne takacağız lan? Ya oğlum stres yapma, sen tanımıyorsun kimseyi. Elin düğünü. Ama bu düğündeki herkes tanıyor Ahmet Kural'ı. Gerçi kızlardan biri bana Arda Kural dedi ama olsun. Soyadımı tutturdu en azından. Sadi ne yapacağız? Olan bana olacak. Bende bilezik var Sadi. Al bunu tak. Hale saçmalama ya. Ne bileziği? Allah'ın seversen. Al lan al. Tak bileziği. Lan rezil olacağız. Al. Evet, ben İbrahim'i en fazla bir çeyrek takacak kadar seviyorum. Hukukumuz o kadar. Geldiler, geldiler. İbo'cum, canım benim ya. Tebrik ederim kardeşim. Yengeciğim, tebrikler. Teşekkür ederiz. İbrahim'ciğim, senin numaran yok bende ya. Vallahi bak, sen telefonunu versene bana. Tamam, vereyim. Yaz. Söyle abi, devam et. Abi gel gel gel, sağlı gel, sağlı gel gel. Topla abi, topla, devam, devam. Bırak, tamam, böyle bırak, iyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, sizi de getirttik buraya kadar. Of, köprü trafiği felaketti. Yoksa dert değil de, sizin arkadaşlar tüm eşyaları almıştı. Ya ufak çıpka gibi bir şey var böyle, sivri uçlu. Görseniz iğne gibi namussuz ama çok önemli bir aparat. O düşmüş. Allah Allah. Çıkalım yukarı. Bir de siz bakın isterseniz. Sahilden gelecektim. Orası bile kilit kardeşim ya. Bitmiş bu şehir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşanmaz abi. Asla. Şöyle. Sağ. Önden geçin. Benim bir tane çılgın projem var bu konuyla alakalı, bakın. Ciddi mi? Tabii tabii. İki köprü var ya. İkisini de yıkacaksınız. Millet denizden gidip gelecek. En temiz o. İki köprü mü? Tabii canım. Ya ufacık bir şey ya zaten. Demek attılar onu bir kutuya, gitti öyle. Siz de hakkınızı helal edin. Ne olur, gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı, ufacık bir şey o. Arkadaşım yanlış anlama ama gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen. Bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları ha. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu? He? İyi, iyi var o zaman. Bitince yine gelirsin, tamam mı? Tamam. Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadi'ye. Abicim yapma ne olur. Ben fark anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adammışsın abi ya. Bir dakika dur, ekmekleri getiriyorum. Tamam, ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Şimdi onun sucuk peyniri kaç...
ya. Baş abi, numara düşer, menteşeler oynar. Boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz. Neresi fabrika ya? Burası bildiğin demirci. Emmi, çayın vardır herhalde. Olmaz olur mu? Halis mulis, Karadeniz çayı. Sen de Karadenizlere benziyorsun Uşağım. Evet, Artvin. Çayın memleketine yakınsın. Evet abi. Deni iyi mi? İyi, gayet buyur, güzel. Buyur şekerini sen kendin at. Üniforma yok üzerinizde. Mütevaziyiz biz, biraz siviliz. Anladım abicim, belgesel çekiyoruz biz, o yüzden geldik. Sizi aramış. Çok güzel, evet patronuma bahsetmişti. Ama bugün geleceğinizi bilmiyordum, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Sadi, kız arkadaşını da getirseydin oğlum. Burada benim elim yerine onun elini tutardın. Ahmet, ne yeri ne zamanı, gözünü seveyim. Sadi, kız arkadaş mı yaptın lan? Cık. Abi, tam kız arkadaş gibi değil o. Orada bir dil sürçmesi oldu. Öyle bir olayı ben de yaşadım ya. Kaça bağladın? Öyle bir şey değil Sadi abi ya. Ya hala başlamadı. Çocuklar, benim kalbim vefasızdır. Şu anda bir değişti. Ben başaramayacağım galiba. Size vasiyetim, benim için eğlencenizi bozmayın. Rüstem abicim, geçti bitti artık ya, eskide kaldı. Bak Rambo 4 serinin son filmiymiş. Ben baktım başka Rambo yok. Ya bu Rambo bıçağı satışları da amma patladı ha. Babam bir de evde oturmuş, akşam meyveyi Rambo bıçağıyla soyuyor. Ev Kamboçya'ya döndü lan. Abi Rambo ile kalsa yine iyi. Die Hard var 4 tane. Yüzüklerin Efendisi 3, Matrix'te 3 tane, 4-3-3. Adamlar sürekli hücum oynuyor, sürekli üstümüze geliyor zaten. O değil de polis akademisine bağlarlarsa o zaman bittiğimizin resmidir ya. 15 tane mi ne çektiler Murat? Esas o değil de sarışın bir tane sütlü var ya, eksik etek, neydi onun adı ya? İskoçyalı. Ondan mesela kaç tane çekildi belli değil oğlum. Christopher Lambert. Eşiden la ilahe illallah. Demek yandanlar 41 Yasin Hancı yetiştirdi abi. Yayınlandı. Yayınlandı. Otur lan. Oturun ya. Sevindiğiniz şeye bak ya. Ben bu hale düşecek adam mıydım Murat? Altın portakalı tuttuğum an bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Kadir İnanır ayakkabısını bağlayacaktı. Tutuver abi dedi, atıver kucağıma. Kalbim aynen böyle. Küt küt atmıştı o gün. Arayın lan. Ananız babanız arayın. Kan bağınız olan akrabanız ne kadar varsa hepsini arayın. En sonunda be, en sonunda. Alo, Adnan abi. Ben seni mi aradım ya? Biz oyuncular için de diyet listesi çok önemli. Önerileriniz nelerdir? Daha önce de sıkça söylediğim gibi saat 7'den sonra yemek yemek yok. Ayrıca yemek... Ya bu adam hayatındaki bütün doktorlara şiddet uyguluyor ama farkında değil. Ekmek iyidir, tok tutar ama kilo aldırır. Kaç metrekare burası ya? Burası 2000 metrekare falan var. Var mı o kadar ya? Allah Allah. Hazine doldu. Buyurun çayını soğutmayın. Eyvallah. Bizden başka kimse var mı burada? Bitti mi Sadi'nin bölümü? Bitti bitti. Yaşlı olanınki başladı. Yaşlı mı? Yaşlı değil o. Adam sarışın. Ben iyi seni izledim. Ayrıca Sadi'den en fazla 5 yaş falan büyük. Sen niye seyretmedin Sadi'nin bölümünü? Garantiye aldım bu sefer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üzülüyorsun. Evet. Bizim silah kullanmaya yetkimiz yok. Silahım da yok zaten. Ömer, oğlum bak aşağıya çekmiyorsunuz değil mi? Daha yukarı çalışın. Korkma, çakmak bu. Tutuklama yetkimiz yok, hiçbir yetkimiz yok. Emmi, o zaman seni burada şahit yazsınlar diye bekliyorsun herhalde. Aynen, job istedim, yalvardım, yazı yazdım yönetime, ilgilenmediler. Bari tesisatçıdan 20'lik boru kestireyim dedim, yasakmış. Benim görevim biri girerse polisi aramak. Alarm gibi bir şey mi yani? Emmi, o zaman şey diyebilir miyiz ya? Esas amaç daha caydırıcı olmak yani, değil mi? Ya ne caydırıcılığı? Yaşlı başlı adamım ben. Aksine tahrik bile edebilirim. Gel burayı soy diye. Tabancayı geçtim. Bari bir job verselerdi. Job? Sen konuşamaz mısın patronlarla? Emmi, o zaman biz bir konuşalım. Sana bir job versinler ya. Job olur, silah olur. Şuradan bir demir parçası bile kesip verseler elime. O bile yeter ya. Ama emmi, sen de 30 yıldır burada çalışıyorum diyorsun. Hala kesmeyi öğrenemedin mi ya? Kendi başıma karar veremem ki ben.
İşte bu. Murat Cemşir. Bu ismi bir tarafa yazın. Bu adamı istiyorum. Ama hem sen hem İzmir hem cam kenarı diyorsun yani. Kim ediyorum lan? Şu atı da biriniz kaldırın. Her ne kadar onlar müsaade etmese de ben kimseye söylemedim. Herkes ayağa kalksın. Herkes bir etrafına baksın. Kahverengi bir cüzdan olacak. Bey amca düşürmüş. Canım içinde az biraz para var. Bunun için günaha girmeye değmez. Hadi gözlerimi kapatıyorum. Kim aldıysa versin. Kahverengi bir cüzdandı. Rüstem abicim sen onu otelde unutmuşsundur ya. Şey yapmayalım şimdi, adalete oyalamayalım. Biz devam edelim hakim bey. Zaten o efsanevi kahverengi cüzdanı hiç kimse görmedi. Hep kayıp. Gereği düşünüldü. Kalk ayağa kalk. 61 filmde oynamış. 24 film yazmış. 7'sinde yapımcılık yapmış Sayın Sylvester Stallone'yi Tango ve Cash'in hatırına koşullu olarak salıveriyoruz. Ancak Tango ve Cash'in remake'ini yaparsa Rambo'nun, bakın buranın altını çiziyorum, 5.'sini çekerse ve herhangi bir filminde çiğ yumurtayı bardağa koyup kafasına dikerse dinime imanıma salıverilmesi durdurulacaktır. Şimdi now, Sayın Mr. Sylvester Stallone'yi öpebilir, kaslarına dokunabilir, hatta ve hatta yanağından makas alabilirsiniz. Saldırın! Duran, bekleyin, geliyorum. I'm coming! Paramı ver dedim! Yakalayamayabilirsen üzülmesen, hayatın olmuş işler güçler.